Aybuklu Hoca tarafından ufak bir yüzey araştırması şey. Yani şu an içerisinde imalat olduğunu düşünüyoruz. Fakat bunun için daha ileri düzeyde kazıların yapılması gerekiyor. Bizim şu an itibariyle geçen sene gözlemlediğimiz şekilde kentin ana limanının hemen üstünde şu an bir kısmı denizin içerisinde olan dükkanlar da var. Yani yarın gittiğinizde onları görürsünüz. Oraya çıkarken orada şeyler gördük. Purpura parçaları, bir çeşit deniz canlıları ve bunların yaklaşık 10.000 tanesinden 1 metrekarelik bir bezin dokunacağı bir boya çıkıyor ve bu boyalar genellikle mor renkli olup imparatorların kullandığı renkli bir boyalardır. Onlar imalathanesinin yapıldığı ipuçları Phaselis'te. Antik çağdan itibaren yani bazı kentler ileri düzeyde yani lüks malzemeleriyle çıkıyor. Phaselis de bunlardan biri ve tüccarlarıyla da ön plana çıkan bir yerleşim. Gerek Likya'dan, gerek Pamfilya'dan, gerekse iç bölgelerden getirdikleri ürünü de dışarıya, antik çağ dünyasına rahat bir şekilde pazarlayan ve pek çok şeyiyle taciri Karadeniz'e kadar, bir taraftan Karadeniz'e, diğer taraftan Mısır'a pek çok antik belgeyle de kanıtlandığı üzere ticaret yapan bir halk. Hangi çeşit bitkilerden ne çeşit parfümler üretiliyor? Bir bakıma deneysel olarak da bu bitkilerin tekrar bulunmasını ve tekrar bu bitkilerin bölgede endemik olarak üretilmesini de yapmak istiyoruz. Yani bundan sonra turistler bölgeye geldikleri zaman buradaki flora ve faunaya baktığında hangi bitkinin ne zamandan itibaren Phaselis olduğunu, onun Latince ismini ve Türkçe karşılığını ve bu bitkide çeşit bir parfüm üretildiğini de görecek. Yani ağaçlarını tanıyabilmiş olacak aynı zamanda.